Hepinize selam dostlar. Hazır templates'ları yani şablonları tam görmeniz açısından biraz uzun bir üntürü oldu. O yüzden kusura bakmayın, zaten çok uzun da bir video olmayacak. Şimdiye kadar ücretsiz indirip kullanabileceğiniz, işinize yarayacak birçok yazı şablonu ve efektleri daha önce yayınladığım eğitim videolarımın içerisinde. İzlemeyenler, bilmeyenler ve kanalıma yeni abone olanlar o videolarıma göz atıp izleyip indirip yararlanabilirsiniz. Bu videomuzdaki yazı şablonları ve daha önce yayınladığım tüm ücretsiz efekt paketlerinin de linklerini bu videonun altına açıklama kısmına da bırakacağım. Eğer memnun kaldıysanız videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. İlk olarak bu videonun altına bıraktığım indirme linkinden dosyalarımızı bilgisayarınıza ücretsiz bir şekilde indireceksiniz. İndirdiğimiz klasörümüzün içerisinde hazır şablonlarımız için kullanacağımız fontlar, Instagram hikayenizde paylaşmanız için profesyonelce hazırlanmış 5 tane hazır şablonumuz, artı şablonlarımızın altına koymanız için 2 tane ses dosyasını bulabilirsiniz. Unutmadan şunu söyleyeyim size. Klasörümüzü indirdikten sonra şablonlarımızın fontlarını bilgisayarınıza yüklemeniz, fontlarımızın içine girip mouse'umuzu sağ tıklayıp yükle dediğimiz zaman fontlarımız bilgisayarınıza yüklenmiş olacak. Bu ufak detaylarımızı söyledikten sonra dik formatta çektiğiniz herhangi bir fotoğrafınızı Premiere Pro'da açmanız, bu şablonların ve benzeri şablonların Premiere Pro'ya yüklenmesini daha önceki eğitim videolarımda defalarca anlatmıştım. Bu yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim ama bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse yazı şablonlarımızın bulunduğu yere gelip sağ tarafta 3 tane çizgimiz var. O çizgimize basıp Manage Folder dediğimiz zaman ad yazan yere geldiğimizde bilgisayarınıza nereye indirdiyseniz klasörümüzü seçmeniz yeterli sevgili dostlar. Lokal yazan yere geldiğimizde bu işlemleri yaptıktan sonra hazır şablonlarımız Premiere Pro'ya yüklenmiş olacak. 5 tane Instagram story'nizde 15 saniyelik profesyonelce hazırlanmış hazır şablonları kullanacaksınız. Zaten kullanımı da son derece kolay. Hemen bir tanesini deneyelim. 5 numaralı şablonumuzu alıp fotoğrafımızın üzerine bırakalım. Fotoğrafımızın boyutunu da şablonumuza göre ayarlayalım. Şöyle bir oynatalım. Evet, gördüğünüz gibi gayet profesyonelce hazırlanmış hazır şablonlar. Edit'e geldiğimizde burada hemen isimlerini değiştirebiliriz. Hemen şuraya Seher yazıp damada da Mehmet diyelim. Bir alt kısımda gününü yazabiliriz. Ona da pazar diyelim. En alt tarafa da tarihimizi yazalım. 17.07.2022 deyip OK diyelim. Şöyle tekrar gelelim. Evet, gördüğünüz gibi isimleri değiştirmiş olduk. Tabii ki kendi story'nizde kendi reklamınızı yapacaksınız. Gelin damat ismi yazmak zorunda değilsiniz. Kendi firmanızın adı varsa veya isminiz varsa onu da yazabilirsiniz. Yani o detaylara, yani o isimlere fazla takılmayalım. O çok önemli değil. Yazı kısımlarını, düzenleme kısımlarını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen bir tane daha deneyelim. Şöyle bir fotoğrafımıza gelip bu sefer de 2 numaralı şablonumuzu deneyelim. Fotoğrafımızın boyutunu ayarlayalım. Şöyle bir oynatalım. Evet, gördüğünüz gibi başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Edit kısmına girip dediğim gibi buradan isimleri değiştirip kendi story'nizde, kendi hikayenizde bu şablonları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim size. Bu şablonlarımızın hepsi 15 saniye sınırında, yani Instagram hikayesi süresine de uygun. Yapmanız gereken dik çektiğiniz fotoğrafınızı Premiere Pro'da açmanız, üzerine de beğendiğiniz bu şablonları kullanmanız. Çektiğiniz fotoğrafınızın rengiyle falan oynamanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bu şablonlarımızın içerisinde otomatik olarak ışık ve renk ayarları yapılmış. Çok fazla bir şey yapmanıza da gerek yok. İsterseniz farklı fotoğraflar deneyip bu şablonları birleştirip kendi hesabınızda da paylaşabilirsiniz diyelim. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.